çemberi ne yaptık? Ben bölüme giderim. Oh. Ah! 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 Oh! Allah benim cezamı cezalandırsın. Oh. Herkese merhaba Orkun. Acılı Yük Turu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Kendi cazımızla hazırladığımız acımızı bugün Cemre Solmaz, Suna Tavus ve Orkun Işıtmak yiyecek. Sıradaki Acılı Ev Turu konuğumuz Cemre Solmaz. Vallahi Cemre'nin başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Ne hale gelecek şimdi kim bilir. Azıcık vereceğiz. Hadi. Bir apartmanda bence olması gereken en önemli konumlardan bir tanesi bu. Buraya asansör öncesi kafa dinleme odası deniyor. Burayı tercih ediyorlar. Cemre'ye çıkmadan abone olun. Abone olmayanı dövüyoruz. Kaslarımı da göstermekten hiç çekinmem. Her yerim kastır benim. Çok pis döverim ha. Bu bekledikçe daha kötü bir hale geliyor bence bu. Şu ayakkabıları çıkarayım önce de sonra çıkaramıyoruz. Çalıyorum. Yok abi yetmiyor. Yok ki popomun yeri belli yani. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir senden ne haber? Teşekkür ederim. Cemre, çok kapıyı çok sen açtığın için abi ilk senle başlıyoruz. Gerçekten o zaman. Mi? Evet, ben Cemre'ye göre ayarlamıştım bunu. Sana biraz fazla vermeyeceğim. Hadi gel. Ay! Verdim gitti. Kurban. Hadi bakalım. Abimi bu yüzden çok seviyorum. O benim kurbanım. Sen de gel. Ha, sıra bu da ben de mi varım? Tabii, tabii. Sana az vereceğim. Allah abiyi kaybettik. Neyse, çok sevmediğini söylemiştin zaten abine. Hadi girdik. Böyle oluyor. Cemre iyi misiniz? İyi misin? Hayır değilim. Yok. Ayran iç, ayran iç. Kusura bakmayın böyle geldim. Evi talan ettik, cehenneme çevirdik. Burnum akıyor. Ben artık severim ama artık sevmeyeceğim. Cemre. Biri böyle kırtlağımı çözmüş gibi istiyor. Normal mi? Tamam, 10 dakikaya geçiyor ama. Keşke nefes almasam. Sen al ayranı, onu ağzının içinde tut hatta bence. Hadi bizi evi gezdir bir yandan. Ya ben vicdan azabı çekiyorum ya. Cemre'yi ne yaptık? Ben bölüme giderim. Tamam sen evet kafana göre istediğin yerden o zaman gezdir bizi. Çok özür dilerim. Gerçekten bu sefer çok kötü hissettim kendimi. Hayatımda hiç bu kadar acıyım ben. Başım dönüyor bir şey. Dudakların uçtu mu? Abimiz iyi mi ona bakalım. Sende nasıl hocam durumlar? Gerçekten berbatım. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yemedim. Ama zaten 5-10 dakikaya maksimum geçecek ya. İyi misin? İyiyim. Aşırı iyiyim. Burası salon. Bak bu kadar. Yeni mi taşındınız? Çok güzelmiş ya. Şey site daha zaten yeni yapılıyor. Benim. Çok rahat. Ben bunlardan gördüm. Bunlardan istiyordum. Bunda rahat uyunuyor mu? Oha. Tamam işte ben odama ofise bundan istiyorum bir bu tane böyle yatıp uyuyacağım. Uyunuyor ya, değil mi bunda? Aha, ben çok uyuyakaldım bunun üstünde. Oo, bu çok, çok iyi. Iyi. Ev turu bitti. Evet. Burası annemin yaşam alanı Orkun. Bu arada annem. Vallahi elinize sağlık yani. İlk defa bizi gerçekten acılı ev turunda biri döve döve kovmadı. Üstüne bir de güzel bir sofrayla karşıladı. Vallahi çok mahcup ettiniz bizi ya. Senin odana bakalım. Gel şurası giyin bu odam. Tatlış. Her kızın olması gerektiği gibi. Evet, rengarenk bir giyinme odası. Keşke var ya, 500 lira falan yazdım. Ayperi falan izlediğimde anladım aslında. Gidip alacaktım, o ara sen geldin. İyi misin? Ben iyileştim. Tamam. Şu an çok iyiyim. Bu bir de başlangıç 6 milyon varmış. Tabii bu 500 bin skoru daha. Bunu bir de sana çok az verdik. Bunun 6 milyonu var, 9 milyonu var, 12 milyonu var. Hadi gidelim. Bu abimin odası ama ben şimdi köpek alıyorum. Abimi bu odadan çıkartmayı düşünüyorum Orkun. Burayı köpeğin odası yapacağım. Abin nerede geç kalacak? Koltukta, Pufero'da uyuyacak. Şaka yapıyorsun. Evet. Nasıl tak? Buna okey misin sen? Ne dedi? Benim arkamdan konuşuyor yine. Ne zaman geliyorsun Pudu? Benim Pudu'm haftaya bende. Aa çok güzel. Ya, burası çamaşır odası. Burası banyo zaten. Burası tamam. Da benim odam. Asıl olay burası. En büyük odayı kendin almışsın zaten. Çok tatlış bir odam var ya. Zaten genelde şurada geçiyor muhtemelen bir hayatı. Bir burada bir de şurada geçiyor salıncakta. Ben hep salıncakta oturuyorum genelde. Bir dakika ama o nereye bakıyor o salıncak? Ya o dönüyor işte. Buraya doğru mu oturuyorsun? Orkun bak. Bir şey diyeceğim sen buraya doğru perdelere doğru mu oluyor? Yani oturuş şeyin şu şekilde mi? Otur. Odaya biri girdiği zaman böyle dönüyor musun? Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Ama kedim yok işte tek eksiğim o. Burası zaten klasik makyaj maşam. Maşam. Ben artık unuttum konuşmayı. Ay burama indi acıyı. İnmemesi lazım midene. Çok az verdik inmesin diye midene. Ama var ya çok garip bir his. Bunu nasıl buldun bu acıyı? Bunu nereden? Bunu biz kendimiz yapıyoruz. Ay. Vuruyor gidiyor böyle. Vuruyor.
gidiyor. Ama böyle bir kafa güzelliği yapıyor değil mi? Var böyle var. Bir uyuşma var yani. Bir uyuşma var. Bak yani. Çenem, kafam, boğazım. Bu acı niye kafayı güzel yapıyor? Biri açıklayabilir mi Allah aşkına? Normal acı. Evet, inşaat olan bir yerdeyiz. Hayır ya, üst kat komşuma buradan sesleniyorum. Yeter artık ya. 3 aydır evdeyim, 3 aydır neyi tadilat ediyor olabilir ya? Sabah akşam böyle mi bu? Hep. Acı yedirelim mi? Bir daha gelmez ses muhtemelen. Keşke. Böyle işte, bunlar benim hep fandom ailemden gelen hediyelerim, ödüllerim. En iyi TikTok fenomeni, yılın en iyi TikTok influencer'ı. Işıklarım ve ömrümü adadığım ring light'ım. Bunu kullanıyorsun hep. Bütün evde çektiğim videolarda genelde bunu kullanıyorum. Çünkü ışık yani tam anlamıyla çok iyi veriyor ya. Akü çok kötü değil mi? Aküyle adam döversin abi. Baksana. Böyle bir akü mü var ya? Ya bunun iyisini alalım bir tane sana ya. Alalım ya. Bu da çok tatlıymış bu arada. Bak, zürafa demek Cemre Solmaz demek bak. Zaten aynı boydasınız. Biraz daha mı uzun o senden? Ben 1.64'üm. O da 1.60. Sen kaçsın peki? 83. Sen uzunsun bayağı. Ben uzunum. Şimdi çok fazla ayıcık var ama bunlar mesela kaç yılına kadar olacak? Atıyorum 2 yıl sonra mı bunlar gidecek? Şimdi 5 yıl sonra mı gidecek? 22 yaşında olmama rağmen odam hala ayıcıklı mayıcıklı. Yani? Yani ben 24 yaşındayken de ayıcıklı olur gibi geldi bana. 30 olmaz ama. 30'da da belki çocuğum için falan. Sen ayıcık için çocuk yapacaksın gibi duruyor galiba. Ünlü TikTok fenomeni çocuğunu ayıcıklarını koyacak bir yer olsun diye yaptığını açıkladı. Bütün magazin sahiplerindeyim. Allah kahretsin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Of. Vallahi bir iki tane atıştıralım yani. Hepsi size. Buyurun. Biz biraz karnımızı doyuralım. Yani gerçekten ilk defa acılı ev turunda bu kadar güzel ağırlanıyoruz. Bundan sonraki konuklarımıza da lütfen buradan. Yani bunu nasıl geçersiniz bilmiyorum ama mercimek köftesi var. Bence kalitesi geçemezsiniz ama var. Bir deneyin. Kiramız ne kadar? Ben birçok kişiye göre burada uygun oturuyorum. Burada evler çok pahalı. Evet. Biraz araştırırsanız zaten görürsünüz. Ben 7500 oturuyorum. Makul şu bence. Anda. Bence güzel. Yani, fiyat performans da iyi yani. Çünkü çevrede gerçekten 15-16'dan aşağı. Her yerde 16, kira uçtu zaten. Aidat ne kadar? 700 TL ama annemin demesine göre her ay 2000 falan geliyormuş içinde. Ama sizin aidata tabii elektrik, su, ısınma dahilmiş. Her şey dahil içine. O yüzden evet. Hep 700'de kalmıyor. Artıyor sürekli olarak. Abimi göndereceğim. Sen gideceksin. Sen buraya çok böyle otel gibi gör. Çok böyle kalıcı bakma. Eşyalarını falan çok çıkarma çantandan yani, bence. Odada benim oradan dair bir belirsiz bir şey yok. Yok. Dolabın alt kısmı da bana ait onun. Ayrıca ayakkabı dolapları da bana ait. Sana kolaylıklar diliyorum. Bu iki dolapta Cemre ile annemin ayakkabıları. Bak benim ayakkabılarımı göremezsiniz ama ben, içindeki benim ayakkabım. Hepsi. Şurası da bana ait komple. Sadece abimin kısmı ne biliyor musun? Şu bir tane benim işte. Annem diyor ki kendime mont almıyorum diyor. 30 yıl daha yaşasam giyecek montum var diyor. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Hepiniz renk kattınız gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Valla çok keyifliydi. Üşenmedik. Tuna tavus için Ankara'ya geldik. Allah bu ne? Dondum. Tuna tavusa elimiz boş gelmedik. Annesi Tuna'nın evdeki eşyaları sinirlendiğinde kırmasından çok muzdarip olduğu için Tuna'nın kırabileceği burada bir araç bulduk. Şimdi Tuna'nın evine giriyoruz önce. Bir evini gezeceğiz. Acımızı yedireceğiz. Haydi. Oğlum nasıl bir yer lan burası? Kolumu götürüyordum. Tuna, 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 Tuna. Allah'ım inşallah ölmez Tuna. Çok cüsse ya. Ondan korkuyorum. Ama hissetmeye de bilir çok cüsse olduğu için. Evet, artık acımız ruhsatlı silah sınıfına giriyor. Allah'ım inşallah bir şey olmaz daha gibi adam. Ah, hadi bakalım. Tuna'ya dolu kaşık. Merhaba Tuna Tavus. Vay, hoş geldiniz. Gel, 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 gel. Arkadaki kapıyı ben çarptırmadım. Nasılsın? Tuna. Oh. Oh. Süt, su ve yoğurt almıştın. Onlara şey yapabilirsin. 250 lira değerinde süt ve ayran almış. Altına bunu dik istersen. Acı mı geldi ya? Alın mı gittikçe artıyor. Biraz artar ama 10 dakikaya geçiyor Tuna. Hiçbir şey yapmasan bile 10 dakikaya geçiyor. Vurma oğlum, vurma, vurma, vurma Tuna. Vur geç. Alın mı çok kötü ya. Evi gezdirmek ister misin bize? Tabii ki. Nerede spor yapıyorsun? Şu ileride. Oo, buradan alt kata çok ses gitmiyor mu ya Serer bıraktığında? Alt komşu annem ya. Ha, iyi o zaman ya. Kaç kilo lan bu? Bu kaç kilo oğlum? 42. Niye
çıkıyor. Bu ne oğlum, al şunu elinden. Bunu al şunu elinden. Bak bak şu acı var ya, güç atmıştı benim var. Oha. Bunu nasıl kaldırıyoruz? Böyle kaldırıyorsun. Ha, böyle kaldırıyorum. Tamam, ben kaldırırım. Bu da ne oldu? Q-Yanket! Yeni şampiyon geliyor. Konuşamıyorum, dilim uyuştu. Hep aynı şeyi yaşıyoruz. Dağ gibi adam da olsa, küçücük kite olsa hep aynı şeyi yaşıyoruz. Bana... Gözümden yaşıyor. Küçük şey yok mu Dumble bana? Nasılmış hacı? Çok kötü. Bu da başlangıç. 6 milyonu var bunun. Dünyanın keskinliği %100 arttı. Kaldırsana mı şunu? Kaldırayım bak. Geliyorsun abi. Böyle. Günde kaç saat spor yapıyorsun Tuna? 7-8 saat yapıyorum ya. Burada? Hı hı. Ne yapıyorsun lan bunlarla 7-8 saat? Rejimin spor sonları attı ya. Evet. Ne oluyor lan? Kulaklarım fazla açıldı. Duyuyor musun beni? Hayatımda olmadığım kadar net duyuyorum şu anda. Bak acımızın faydaları. Hocam bir göster bize. Ne göstereyim? Ortalama bir antrenmanında neler yapıyorsun ya? Ben şu anda zayıf bölgelerime odaklanıyorum. Neresi lan senin zayıf bölgen var oğlum? Mesela yıllardır çalışmadığım bölgelerim vardı. Yani çok yoğunlaşamadım. Mesela omuz. Göğüse göre daha gerideydi. Tabii çok, evet öyle duruyor zaten. Biz de baktığımız zaman ilk yaptığımız yorum. Bakınız şuradaki omuz bölgesi... Göğüs bölgesinden daha geride. Benim şu an bir yandan beynim alarm veriyor da. Bir tane daha var. Hatta bir tane küçük ayıcımız var ama onu sana vermeye korkuyorum. Şeyde Amerika'dan geldi, 12 milyon skoviş. Şu kadar bir tane ayıcık jelibon. Ama hayat karartıyor diyorlar. Hiç denemedik. Denemediniz mi onu? Hiç denemedik. He. Sende de denemek istemedim. Yok, ya. Yok, ben onu ayıcık bence çok tehlikeli duruyor. Sana bir sürprizimiz var. Ne sürprizi? Dışarıda gel. Ne kadar güçlü olduğunu sürekli söylüyorum. İnanan var, inanmayan var. Şimdi çok güzel kanıtlayacağız. Yine acımız var. 6 milyon acıdan kürdan ucuyla vereceğiz. Sonra Tuna'yı arabayla baş başa bırakacağız. Bak arabamız çok güzel. Bütün güvenlik önlemlerini aldık bu arada. Biz de dikkat ediyoruz. Tuna'cığım istediğin gibi kırabilirsin. İstediğin şeyi sökebilirsin. Veriyorum acıyı. Geliyor. Sınıfımız için düzgün emelim. Ben bir kendime saklanacak yer bulayım. Oo. Oo. Marvel filmi izliyorum sanki, anasını satıyor. Allah balyoz aldı. Dikkat! Bu nasıl kahvedi? Tempersiz canmış. Ulan GoPro... GoPro'ya vurduk, kameranın ne günahı vardı. Harbi mi diyorsun? Şey oldu mu? Yaşıyor. 360 derecesi gitti ama 180 çekiyordur belki. Hadi Tuna! Hadi Tuna! Araba gidiyor. Araba gidiyor. Ne yapıyorsun Tuna? Tuna kapı o! Kapı Tuna! Tuna gel, bunu biz takla attıralım. Gel. Yaptıralım. Gel. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Oğlum! Olmuyor lan. Abi bir el attınız da birlikte devirelim. Haydi bakalım. Arabanın neresi o? Şanzıman mı o? Bu neydi? Arabanın şaftını kaydırdın. Tuna yeter, tamam. Sakin ol Tuna, tamam. Şu an rahatlayamıyorum. Biz bu hurdayı alacağız, geri prese götüreceğiz. Sonra da İstanbul'a gideceğiz. Hadi İstanbul'a geçiyoruz biz. Evet, YouTube'dan çok sevilen bir ismin evinin önündeyiz şu anda. Orkun Işıtmağ'ın evinin önündeyiz. Bakalım YouTube'dan kazandığı milyar dolarlarla nasıl bir ev yapmış, nasıl bir hayatla yaşıyor ve acımıza dayanabilecek mi? Affedersiniz. Bir
şey diyeceğim. Ben bundan çok yedim zaten. Beni pas geçelim. Enes Batur oturuyor yan sokakta. Yeni taşındı. Ona gidin. Bu gerçekten dünyada en al... Bıktım oğlum ben bunda. Allah benim cezamı ceza verir. Ağzının içinde Anadolu ateşi şu an en büyük performansını sergiliyor. Oh, yeah. Ev tabii bütün %99'u hanımın zevki. Bu arada tanıştırayım. Ayran. Çak çak çak. Afizana. Öpemiyorum, ağzım acılı. Tavuk gel buraya. Otur. Otur. Hayır. Ayran kalk. Bekle. Böyle hareketlerimiz var. Ayran çok eğitimli. Tavuk da bir o kadar eğitimsiz. Değil mi tavuk? Çak. Aferin. Evimizde iki köpek, bir kedimiz var. Burası böyle oturma alanımız. Merve'ye koltukları beyaz almayalım. Evde iki tane köpek, bir tane kedi var. Leş gibi olur demiştim. Oldu da bu temiz hali. Daha dün yıkandı. Koltuk, haftada bir koltuk yıkanması gerekiyor evde. Bu Merve'nin aile fotoğrafı. Bu benim çocukluk fotoğrafım. Nasıl saçım? Bu da bizim şans. Eski köpeğim benim. Yorum yapmıyorum altın kelebekle ilgili. Ne var başka? Salon işte ya. Burada ağacımız var. Her yıl bu ağaç... 2 ay falan kalıyor ağaç. Bana yer kaplıyor gibi geliyor. 2 ay duruyor bu. Ocak sonu, Şubat sonuna doğru gidiyor bu yani. Bir de böyle sürekli bir upgrade geliyor buna. Bak yine yeni ışık takılmış. Daha az ışık vardı bunda, upgrade gelmiş. Anam yalıyorum. Geçelim. Burası merdiven altı. Bizim çocukların yemekleri burada. Nuh'un kum kabı burada. Ha biliyorsunuz lan burayı zaten. Murat'ın saklandığı yer burası. Tam bir merdiven altı yani. Merdiven altı üretim kelimesinin çıktığı yer burası. Böyle bir çöplük yığın halinde bir yer var burada. Murat'ın evi. Of kafam güzel oldu. Burası süt diyor. Gelin buraya. Sen ne oluyor? Çoğunluğum için şey. Burası normalde benim stüdyoydu. İşte burada davul setim var. Bir sürü şey var burada ama burası berbat bir hale geldi. Çünkü ben spor yapacağıma inandım. Ve şu salak spor aletini aldım. Salak diyorum ama salak olan benim burada. Çünkü bir kere kullandım bunu. Bir kere spor yapıldı bununla. Yanda halterler var, barlar var, ağırlık var. Zor kullandın mı bir kere işte. Bak bu. Bununla herhalde bir YouTube'umun 4 yılını bununla geçirmişimdir. Vay be. Neyim var burada? Başka bir şeyim yok. Git bakalım sen. Gel yukarı. Ha bak şunları çok seviyorum. Bunlar benim evde kendi aldığım tek şey olabilir. Merve muhtemelen görmedi bunları. Görse giderdi bunlar. Artık gördü. Bak bunlar böyle anlaşıyor. Isırıyor bak, görüyor musun? O da memnun halinden ama. Anlaşıyorlar mı sorusunun cevabı bu bence yani. Bence anlaşıyorlar ama Nohut çok memnun mudan emin değilim. Ayran, kedi o kedi. Rahat bırak onu. Rahat bırak onu. İçeri, içeri. Aşkım. Bu da Nohut'umuz. Bu evin ilk hayvanı bu arkadaş. Burada yine bir tane depolama dolabı var. Burası felaket bir yer. Yani burası depo, çıfıt çarşısı, bit pazarı. Ne edersiniz yani? Her şey var burada. Felaket bir yer burası gerçekten. Her girdiğimde nasıl bir yer burası diyorum ya. Neyse çok girmiyoruz buraya. Depo burası. Burada bir tane tuvaletimiz var. Burası misafir odamız. Merve'nin ya da benim arkadaşlarım geldiğimde burada kalıyorlar. Bu böyle çek yat açılıyor. Tatlış bir şey. Bu kadar. Bir de yatak odam var yani. Gel onu da göstereyim. Geliniz. Bunu Doğan Kabak'tan gördüm. Acılı ev turunda. Ondan aldım. Merhaba. Felaket bir şey. Daha gürültülü bir alet olamaz gerçekten. Yani tasarım felaketi. Televizyonumuz var. Ana yatak var. Orada fotoğraflarımız var. Bak şimdi. Merve'nin dolaplarını gösteriyorum. Merve. Şu Merve. Bak şu yarım dolap benim. Bu yani Merve buna tam dolap olduğunu inanıyor ama bak bu kapak yarım. Bu bir kapak. Bu yarım kapak. Bu 3/4 dolap yapıyor. Ama Merve buna tam dolap diyor. Senin 2 tane dolabın var diyor. Ben hayır diyorum. Bir tam 3/4 dolabım var diyorum. Hayır diyor, 2 tane var. Burası benim dolabım bir tek. Bir de bir bu dolabım var, bir o dolabım var. Gerisi hepsi Merve'nin. Abu cubur dolabımız var burada. Her türlü abur cubur mevcut. Bizim evde hiçbir şey yokmuş ya. Gayet normal bir evmiş. Başkalarının evini gezip sonra kendi evimi gezince bana da öyle geldi. Niye bizim ev böyle ya? Allah Allah. Sade bir evmiş lan bizimki. Burada dürbün var. Niye var dürbün? Arada şey yapıyorum ya, çatıya çıkıp ofise bakıyorum ya öyle. Herkes çalışıyor. Başka ne var? Hiç garip bir şeyim yok mu benim ya? Jobum var masa başında. Her an hazırlıklı olmak lazım. Murat çıkabilir. Hırsızdan kötüsü var. Ne yapayım hırsızı? Hırsız gelse gider geri. Bu kapan. Neyse. Başka da bir şey yok vallahi ya. Benim acım da geçti. Ben alışmış mıyım acaba acıya? Çok güzel işte bu. Evet. O zaman 9 milyon skor ya. Hayatta yemem. Hayatta yemem yani. Bu kadar abi. Şu tablo var. Tavuk, ayran ve Nohut'un kafası burada. Bir Instagram'da bir hesabı yaptırmıştım. Çok tatlı bence. Zaten ev...
Yani benlik, benim olan bir şey hiç yok evde. Ha benim olan ne var? Şu iki tabloyu ben aldım. Şunu, bir de şu Darth Vader'lıyı aldım. Başka hiçbir şey yok lan evde benim olan. Oğlum ben misafirim lan bu evde. Evet, şu an fark ettim. Hanımcılık kazandı diyebiliriz. Hanımcılık kazandı diyebiliriz, evet. Valla evet, bizim evde çok bir şey yokmuş ya. Gerçekten hani, piyanom var bir tane. Şu aynı tablodan yukarıda da mı var? Ben de. Olabilir. Ben de yabancısıyım. hadi o zaman gidin siz. Siz gidin. Hadi see you.